Ben Lütfullah Frutan, Afganistan'dan geldim. İki ay oldu Almanya'ya geldim. Önceden Lemberg'de kalıyordum, şimdi Frankfurt'a transfer oldum. Almanya'daki mültecilerle ilgili haberleri takip ediyor musun? Ediyorum, takip ediyorum, evet. Yani şu anda medyada en çok tartışılan konular sence nelerdir? Bence bu yakın olay, bu yeni yıl hakkında konuda olmuş. Hep şimdi onun üzerinde. Peki yani bu Köln'de biliyorsun taciz ola yani iddia ediliyorlar. Kimlerin yaptığı bilinmiyor. Yani böyle bir şeyin olmasını sen mülteci olarak hani geldiğin bu Almanya'da nasıl karşılıyorsun? Yani böyle olayı hiç kimse sevmiyor. Şimdi oldu ama o gece herkes öyle bir kötülük bir şey yaptılar. Ama o zamanda, çünkü yeni yıl çok içmişlerdi. O zaman böyle bir hareketi yaptılar. Ama şimdi az da yaptılar. Ama şimdi o çok görünüyor. Çünkü her bir kadına bir şey yaptılar. Şimdi o ne diyor, refüji zitti. Bir hizbler var. Onlar onu çok yapıyorlar. Eğer o zaman 5 kişi 5 kadına bir şey yapmışlar, o ondan fayda alıyorlar. Şimdi bine çıktı. Binden de daha çıktı şimdi. Ama medyada şimdi bugünlerde o çok refüjiler zit hakkında konuşuyorlar onun hakkında. Peki mesela yani mültecilerin sence yani bir olur, 10 olur, 50 olur hani böyle bir şeyin yapmasını nasıl buluyorsun? Yapması çok kötü zaten. Bir olursa da, ama yapması çok, çünkü onlar kendi, eğer refüji hakkında olursa, onlar kendi ülkelerinde görüyorsunuz şimdi, çünkü savaş, her şey ondan dolayı gelmiş. Almanya'da bir rahat bir yaşamak istiyorlar. Ama burada geldiği zaman o şeyleri yapmaz, şey olur. Çünkü burada gelmişseler, bunlar onlara yer vermiş, onlara yemek veriyor, her şey veriyor. Ama onlar, o saygı görünmüyor ona. Ona gidiyorlar, bir kötü bir şey yapıyorlar. Bana göre çok kötü bir hareket, çok kötü bir şey. O zaman sence mesela bu hani o yani orada taciz yapan kimseleri hani cezalandırmak olarak yani buradan gönderseler yani başka bir şey yapsalar hani doğru bir şey mi diye düşünüyorsun? Doğru yapmış mı olurlar Alman halkı? Birinciden eğer yapmışsa onlar, yani o kişiler, eğer onlar yapmışsa onları ceza gerçekten verecekler. Çünkü bana göre onlara ceza versinler. Çünkü onlar gerçekten kötü bir şey yapmışlar. Bir onlar yaptılar, şimdi bakın herkese kötü bakıyorlar şimdi. Almanya'da her tarafta refüji dinlerse diyor, ha bu kötü, çünkü orada bir şey yapmıştı. Bu kötü bir şey. Bir kişi, 10 kişi bir şey yapıyor ama herkese gidiyor o iş. Herkes yapılmış oluyor o zaman da. Şimdi bakıyoruz bu sonlarda, bu medya, bu her tarafta, sosyal networklerde, her tarafta onun hakkında. Çünkü bir 10 kişi o işi yapmış ama hep refüjiler, 1 milyon, 2 milyon refüjiler onun hakkında girmiş. Ama bazılar 20 yıldır buradadırlar. Ama onları diyorlar. Siz böyle misiniz, öyle misiniz? Kötü geliyorlar herkese. Peki sen burada kamplarda yaşadın. Yani gerçekten insanlar, yani buradaki mülteci insanlar, yani öyle kötü niyetli insanlar mı? Yani kötü insanlar mı? Yani bu yani dedikleri gibi tüm ya da çoğunluğun yani böyle kötülük yapabilecek kapasiteye sahip insanlar mı diye düşünüyorsun? Yok, ben kamplarda durdum ama öyle insanları hiç görmedim. Çünkü hepsi iyi insanlar. Kapta yaşayan her ülkeden gelmiş şimdi. Araplardan, Suriye'den, Afrika ülkelerden, Afganistan'dan, İran'dan. Hep iyi davranıyorlar. Benim kamptım, konuşuyorum oradan. Ama bazı küçük küçük savaşlar oluyor ama o da o diğer şeyler için değil. Bazılar kavga ediyor çünkü ülkeden uzak olmuşlar. Öyle sirin bekliyorlar, öyle bir şey. Ama genellikle benim İyi insanlar.
Peki yani sana göre mültecileri Almanlar nasıl kabul ettiler? Nasıl kabul ettiler? Yani iyi mi kabul ettiler, kötü mü? Yani sen nasıl bunu hissettin? Yani gördüğün nasıl? Kolunda Yok. Şöyle, sen Almanya'ya mülteci olarak geldin. Hani buradaki Alman halkı sence anladım, ha? anladım. Ama şimdiye kadar Alman halkı çok iyi gözle bakıyorlar. Ben am halkının söylüyorum. Çünkü ben devlet hakkında konuşamıyorum şimdi ama diğer halkı çok iyice gözle bakıyorlar. Her zaman geliyor kampta, ben görüyorum, bazı insanlar geliyor, yardım ediyorlar, elbise getiriyorlar, yemek getiriyorlar. Yani çok iyice görüyor ve çok her şey yapıyor bizim için. Ya refüjiler hep için güzel gözle bakıyor, her şey, yardım ediyorlar, iyice bakıyorlar. Yani kötü niyetle bakmıyorlar. Neden geldin, neden böyle oldu? Yani ben kendim olarak hiç öyle bir insanı görmemişim şimdiye kadar. Son olarak yani buradaki hayatı nasıl gördün? Hani kendi ülkenle karşılaştırdığın zaman arasındaki farklardan kısaca bahsedersen. Burada bu iyi ki insanlara saygı gösteriyorlar. İnsanlar rahat yaşamak burada çok iyi. Rahat yaşıyorsun işte. Bam falan bir sisler yok. Orada biz yaşadığımız yerde bir gün görüyorsun, 10 adam oldu. Bir gün görüyorsun, o kadar dışarı çıkıyorsun, diyorsun bir bam patlamış, böyle şeyler. Ama iyi ki bunları rahatça uyuyabilirsin geceler burada. Rahatça dışarı çıkabilirsin, rahatça yere gidebilirsin, rahatça insanlarla tanışabilirsin. Bu farkı.